Halide Hanım'la tarlaların durumuna bakmak için dolaşıyorduk. Köpekler bizimle beraber önümüz sıra gidiyorlardı. Az ileride bir şey bulup tarlayı eşmeye başladılar. Önce ehemmiyet vermedim. Kemiktir dedim. Sonra merak ettik. Baktık. Silahı bulmuşlardı. Hemen çiftliğe döndüm. Sonra gelip size haber verdim. Bu silahın bulunması çok mühimdi. Cemal Komutan, abimin gerçek katili ortaya çıkacak mı? Büyük ihtimalle. Kanaatimce silahı gömen katille aynı kişi. Silahın üstündeki parmak izleri ona ele verecektir. Ama silah Güllü'nün. Güllü'nün parmak izi vardı zaten. Güllü? Serap Hanım'ın eski adı. Muzaffer Bey'le evlenmeden önceki. Anlıyorum. Bunu ben de düşündüm. Elbette ki silahın üstünde hem Serap Hanım'ın hem de Muzaffer Bey'in parmak izi olacaktır. Ancak bizim aradığımız bunların dışında başka bir parmak izi. Eğer üçüncü birinin parmak izini bulursak, Serap Hanım'ın suçsuzluğuna kanıt olabilir. Hangi izin kime ait olduğunu nasıl anlayacaksınız? Serap Hanım'ın parmak izlerine bakacağız. Sonra bunu silahın üstündekilerle kıyaslayacağız. Abimin? Peki abimin parmak izi? Abinizin ölmeden önce kullandığı eşyalara bakacağız. Muhakkak üstünde iz kalmıştır. Gül artık dışarı çıkacak değil mi? Maalesef henüz değil. Silahın sarıldığı gazete delil sayılmaz mı? Güllü içeri girdikten sonraki güne ait. Belli ki bu işi Güllü yapmamış. Avukatı bunu mahkemeye sunup tutukluluk kararına itiraz edebilir. Eğer mahkeme delili yeterli görürse Serap Hanım tahliye olur. Ancak nihayetinde kararı mahkeme verecek. Yasin ağa, avukatı bulup durumu anlat. Güllü'yü bir an önce içeriden çıkarsın. Çok mu şaşırdınız? Aslında haklısınız, bunu benden beklemiyordunuz. Gözüm dönmüştü. Yaptıklarımın neticesini düşünemedim. Her ne kadar Güllü'yü istemesem de karnında abimin çocuğunu taşıyor. Abimden kalan en değerli hatıra. Onun hapislerde doğmasına izin veremem. Güllü'nün oradan çıkması için ne gerekiyorsa yapacağım. Keramet buyurdunuz. En doğrusu. Size de yakışan budur Halide Hanım. Allah doğrunun yardımcısıdır. Serap Dinç Aslan. Benimle gel. Ziyaretçi mi var? Ziyaretçi değil. Seninle görüşmek istiyorlar. Kim? Gel hadi. Buyurun, oturun lütfen Serap Hanım.
Serap Hanım, aileniz sizin suçsuz olduğunuzu düşünüyor. Ve kurtulmanız için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Ailem mi? Halide Hanımlar. Parmak izi uzmanımız. Kendisi Emniyet Umum Müdürlüğü 5. Şube'de. Avukat Bey'i zaten tanıyorsunuz. Halide Hanım'la Kemal Bey görevlendirdiler. Davanızla ilgilenecek. Muzaffer Bey'i vuran silah bulundu Serap Hanım. Yeni delillere dayanarak tutukluluk halinize itiraz edeceğiz. Parmak izi karşılaştırması yapılacak. Parmak izi ne demek? Parmak izi şahıs tespitinde kullanılan yeni bir yöntem. İnsan dokunduğu bazı yüzeylerde izler bırakır. Bu iz ter, yağlı maddeler veya parmaktaki başka maddeler yardımıyla eşya üzerine çıkar. Kimin olduğunu nereden bileceksiniz? Hem bütün parmak izleri birbirine benzemez mi? Benzemez Serap Hanım. Bu ihtimal 40 milyarda birdir. Silahınız incelenecek. Üzerindeki parmak izlere bakılacak. Ve kimin dokunduğu tespit edilecek. Ben dokundum. Muzaffer dokundu silah talimi yaparken. Bunları biliyoruz Serap Hanım. Maksadımız üçüncü bir parmak izi bulmak. Şimdi vakit kaybetmeden işlemleri başlatacağız. Öncelikle parmak izimizi alalım. Elinizi serbest bırakın. Aradığınız parmak izini burada bulabilirsiniz. Abim bu masada çalışırdı. Evdeki zamanının büyük bölümünü burada geçirirdi. Oturabilir miyim? Buyurun. Halide Hanım. Parmak izi gözeneksiz satıhlarda bulunur. Bilhassa metal ve cam üzerinde. Ya da boyalı, vernikli ahşap üzerinde. Bu dolma kalem Muzaffer Bey'in miydi? Evet, ona ait. Ayrıca burada mühürüyle istampası da var. Yardım eder misiniz? Avukat Bey geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Buyurun. Hoş bulduk. Size iyi haberlerim var. Mahkemeye yaptığımız itiraz kabul gördü. Serap Hanım'ın tahliye işlemlerini başlattılar. Yarına çıkar. Serap Hanım çıkıyor mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.